Arkadaşlar bugün sizlerle ceviz hurma köklendirme çalışması yapacağız. Bu çalışma için gerekli olan solucan gübresi kullanıyorum. Organik maddesi çok yüksek. Kendi yaptığım solucan gübresi. Perlit, tarım perliti, su tutma özelliği yüksek. Bunlar da çelik yapacağımız ceviz ve hurma. Trabzon hurması diye geçer. Bizim yörelerimizde uvaz derler. Bunları solucan gübresiyle perliti karıştırıp bu balık kasası balıkçıdan aldım. Köpük. Daha sıcak tutuyor. O yüzden dolayı köpük kasaya yapacağım. Şu anda iyice perlitle solucan gübresini karıştırıyorum. Güzelce eşit bir şekilde elimizde bulunan sıvı lönardit, bunu nemlendirmek amacıyla bu karışımın içine katacağım. Hem nemlendirmiş olacak, hem organik madde oranı yüksek olmuş olacak. Şimdi bunu içine karıştıracağım, nemlendireceğim. Bu da köklendiricim. Bu köklendiriciye biraz da lönardit koydum. Bunu kivilerde denemiştim. Başarılı sonucu aldığım için denedim. İçine lönardit ekliyorum. Kivilerdeki yaptığım şeylerin aynısını bunu da ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şimdi kivilerim hurmalarımızı çelik haline getireceğiz. Keseceğiz. Çeliklerimizi makasla bir karış olacak şekilde kestik. Hurma çelikleri. Bunları şimdi köklendirme havuzumuza koyacağız. Bir 5-10 saniye beklettikten sonra buraya çelikleyeceğiz. Sonra da cevizlerimizle devam edeceğiz. Köklendirme suyumuza hurma çeliklerimizi yerleştirdik. Kesimimizi bıçakla yeniden kestim. Daha düzgün olsun diye. Şu an renkleri koyu oldu da kenarlarına bir çizik attım. Net gözükmüyor. Bir tane daha deneyeceğim sizin için. Hem çapraz kesim yaptım, hem de buradan gözün tam burasından bu şekilde bir çizik attım. Köklendirme alanı çok olsun diye. Sonra köklendirme havuzumuza koyduk. Şimdi bunları sırayla dizeleceğiz. İçeriklerimizi sırayla dizeleceğiz. Bismillah. Bunun içerisinde bir dakika kalsa yeterli. Köklendirme havuzunda. Elimizde 3 çeşit ceviz var. Bu cevizler Amerikan Cheddar cevizi diye geçiyor. Bir tane Fernor cinsi cevizimiz var. Bir tane de Frangueta. Bakalım köklenecek mi? Hem denemiş olacağız. Şimdi çelikleme yapmak için kesime geçiyorum. Çeliklerimizi hazırladık. Hem çapraz kesim, hem gözün arkasından şu şekilde bir kesim daha yaptım. Bunları şimdi köklendirme kabıma koyacağım yine. Köklendirme kabım burada. Bir dakikaya kadar bekletiyorum. Ama siz bunu aldığınız zaman bunun içine ben biraz su, biraz lönardit ekledim. O yüzden dolayı çözelti biraz hafifledi. Bunda ben aldığım yerden 3-5 saniye bekletin dediler ama ben
bir dakikaya yakın su kattığım için, Leonardit kattığım için içine tam işlemesi için bir dakikaya, 30 saniye, bir dakika o civarlarda bekleteceğim. Beklettikten sonra çubuklarımızı, çeliklerimizi yani sırayla diziyoruz yine. Seyrek dizeceğim. Yerim bol. O yüzden dolayı. Çelikleri dizme aşamam bitti. Bunların üzerlerine teker teker su tut. Tavan boyası yani süreceğim. Şu anda su tut süreceğiz bunları teker teker. Amacı su kaybını önlemek. Su tutun amacı su kaybını önlemek. Cevizlerin zarların arasında delikli yerler var. O yüzden dolayı cevizlere daha fazla süreceğim. İnşallah yaptığımız çelikler başarıya ulaşır. Ümitliyim. Özellikle cevizler için aşılama derdim olmaz. Bundan sonra tutarsa cevizlerimi bu şekilde çelikte geliştirmeyi, büyütmeyi düşünüyorum. Şimdi işlemimiz tamam. Bunu haftalık olarak da nemlendireceğim. Bunu odanın birine koyacağım. Kaloriferin oraya. Sabit 20 derece, 15 ile 25 derece arasında devamlı sıcaklığı bu şekilde tutacağım. Ve hep beraber sonuçlarını göreceğiz. Kanalıma abone olursanız, like atarsanız sevinirim. Sağlıcakla iyi günler diliyorum herkese.